Hayır. Ne geldi? O kıyafetleriniz çok... Yok hayır, markette maske gerekmiyor ki artık. Kıyafetleriniz çok güzel olmuş ya. Sen ne zaman değiştirdin üstünü? Arkadaşlara merhaba deyin çünkü ben daha başlamadım. Şimdi başlıyorum diye arkadaşlar. Ne videosu yapacağımızı biliyorsunuz mu? Abur cubur videosu yapacağız. Yani aslına bakarsanız arkadaşlar merhaba. Aslına bakarsanız ama çok fazla bir şey almayacağız ha, söyleyeyim size. Yani aslına bakarsanız bu akşam evde yaparsın aşkım videosu yapacaktık arkadaşlar. Şimdi ben marketten bardak almaya geldim. Ama aklıma burada gördükçe başka şeyler de düşündüm yaparsın aşkım için. Dedim ki beraber seçelim. Beraber karar verelim neler yapacağımızı. Hadi gidelim. Bonibon da olur canım. Ne fark eder? Hadi. Çok güzel bir yöntem geldi aklıma. Bak, kokteyl domates alacağız, tamam mı? Ondan sonra bunları uzun diyorum. Uzun çubuklar var ya, uzun kürdan gibi çubuklar. Bir tanesini ağzımıza sokacağız, batıracağız onu. Onu götüreceğiz, taşıyacağız. Ya ben çok zevkliyim ya. Ne kadar güzel şeyler düşünüyorum. Tamam. Evet. Tamam. Aa, bak. Çubuklardan da bir tane. Pipetti. Bunlardan... Kaçar tane var bunda? 20'şer tane var herhalde. Kaç tane almamız lazım? 4. 4, tamam. 4 tane. Bak, tabakları böyle bir şeyin üzerinde taşıma. Çubuğun üzerine koyacağız tabağa. Bir paket cipsi, tabağı. Anladınız mı? Çok güzel lazım. Çok güzel bir oyun değil mi? Aslında biz anlamadınız mı? Ya şimdi bu şey bardağı mesela bir uzun bir sopanın üzerine koyacaksın. Bardağı düşürmeden götüreceksin. Ya ben çok iyiyim ben ya. Vallahi ben çok iyiyim ya. Kabul edin. Kabul edin ben çok... Ama burada ben gördükçe aklıma geliyor. Ben size süper bir fikir bir daha. Süper bir fikir daha. Hayır hayır, mesela. Şimdi bundan böyle iki paket açacağız, tamam mı? Evet. Ondan sonra sen bir sayı söyleyeceksin. Sen bir sayı söyleyeceksin. Göz kararı alacaksınız. Benim söylediğim sayıya en yakın kim alırsa o kazanacak. Süper değil mi? Çok güzel. Çok anlayamadım ama. Yani sayamadan yani, anladınız mı? Evet. Sayamadan. Tamam. Ben çok anlamadım ama. Anlamadın mı ne oldu? Mesela ben 40 diyeceğim, tamam mı? Ondan sonra ikiniz de oradan göz kararı böyle alacaksınız. 40'a en yakın kim almışsa o kazanacak. Anladın mı? Mesela ama sen 43 aldın. Elif mesela 50 aldı. Sen kazanacaksın. Anladın mı? Aslında abur cubur şeyler alacaktık ama biz tamamen işe odaklandık şimdi. En büyük sakızı yapan kadın. Balık ya. Ha, çok merak ettim nasıl en bir şeydi acaba. En çok balık yağı içen kazanır. En çok değil, 3 tane yiyebilen bile kazansın. Evet. MMS'ler de burada. MMS. Ya MMS yok, ne yapalım, bunlardan şey alacağız MMS. İşte fark etmez. Draje ol. Yok hayır, daha fazla. Evet, karışık. 4'er tane alın bence. Sen cebimizi sevmiyorsun. 4'er tane. Tamam. Sulu bir şey olsun, evet. Suyun içinden bir şey toplayalım. Yoğurdun içinden bir şey toplayalım. Evet, ne olabilir mesela? Ben bu fasulyeyi görünce aklıma geldi ama. Fasulye. Evet. Fasulye. Ay mesela yok. Deminki o balık krekerdeki şeyi fasulyede ama... de yapabiliriz. Ha, evet. Benim söylediğim adede en önce kim yaklaşacak? Ha, evet bak, onlar olabilir. Doğru. Ama bunun içindeki çikolata değil. Bu böyle de var. Bunun içinde böyle küçük var. Ama bu kağıt olduğu için bu erir içinde. Evet. O kağıt değil ya, o daha iyi olur bence. Onun içindeki bir tane ezilmiş. Tamam, onu alalım. Kaç tane var ki içinde? Bilmiyorum. Ya biz bir adet fazla söyleriz. İlk 5 taneyi evet bulan kazanır. Hı. Ama onun için yoğurt da almamız lazım. İki paket mi alsak acaba bundan? Alın, bir paket daha alın o zaman. Yok mu başka paket? Aa, evet, o kırmızı hobi de daha fazla olabilir. Onlar da daha fazla olabilir. Bir milk alalım, bir tane de poppy alıyoruz. Tamam. Hadi. Tane mi yazıyor burada, gramaj mı yazıyor? 250 gram yazıyor. Hem yoğurdun içinde bu daha güzel bir görünür. Evet. O diğer beyazı tekrar hemen alalım. Evet. Biz bu ayırma işini mercimekle nohutla yapalım. Balık krekerle değil. Bak daha güzel olacak. Gelin siz. Yoğurt, ne kadarlık bir yoğurt lazım? Şu en büyükten mi alacağız? Yeter mi bu yoğurt sizce? Yeter. Ama bunun içine saklayamayız ki tüm istediğimiz kadar. Doğru da. Saklayabilir miyiz sizce? Bilmiyorum. Bence yani direkt üstten toplayacaksınız bence. Çok büyük, ha, evet, ben çok, o da çok güzel fikir. Dirsekle bir şey taşımak. Kabın içine koymak. Ya da onu ne? Bir kule şeklinde yapmak. Alıp böyle dirsekle alacaksınız, bir yere taşıyacaksınız. Aa, öyle bir şey değil de. Yani ya pakette mesela çikolata olabilir. Alması da biraz zor olması lazım. Veyahut da mesela su olabilir. Su şişelerini taşımak da zordur. Veya böyle bisküvi falan. Kek.
Mesela buradan bir şeyler alabilirsiniz. Kek falan da alabilirsiniz. Elif aldı. Bakayım. Elif aldı. Ama onu yerden alacaksın işte. Kek dene bakayım, kek. Evet, tamam, kek alıyoruz. Zorlandığınıza göre tamam, kek alıyoruz. Yere onları atacağım, yerden onları toplayacaksınız. İyi aldım. Evet, fazla olduğu için aldım. Veya bak şunlar da olabilir. Bunlar da olabilir. Pakette bunlardan almak. Az önce aldığımız çikolatalar olmaz mı şunlar? Olabilir. Bunlar küçük küçük, yerden toplamak zorlu olur. İyi. Tamam, kekler daha iyi gibi. Bir yere alalım işte. Ne bileyim, şunun içine kaç tane alalım? Her birinden beşer tane alın. Bence 5 tane de bundan al. Ha, ondan da koy, o renkten de koy Elif. 2 4 5 15 mi oldu? Evet. Bence bir 5 daha lazım. Sen bundan mı almıştın? Şundan da koyun. Acizinde kalmış. Aa, pop kek de var. Evet, pop kek de var. 5 tane de ondan alın. 5. Tamam. 20 tane mi aldık? Evet, bayağı bir şey aldık. Tamam, onu da aldık, onu da aldık, onu da aldık. Nohut mercimek. Biz aslında abur cubur diye geldik ama bak, faydalı şeyler de alıyoruz gördüğünüz gibi. Pirinci hiç sayamazsınız ya. Yani böyle iki tane farklı renkli bir şey almamız lazım. Ha? Barbun ya. Evet, o bayağı bir farklı bir renkmiş gerçekten. Kırmızı mercimek, o çok küçük ya. Ama küçük de aslında öyle o kadar da zor olması lazım, doğru değil mi? Evet. Bulgur. Hiç sayamayız bulguru. Dur sen şimdi. Evet, aslında o da olur bak. Ama iki çift makarna alalım, tamam mı? Makarnaları birbirinden ayıralım. Tamam. Bir makarna daha seçin. Tamam, bir de o. Bir de o. Kim daha çok alıp bunu kaleme dizecek? Kalem veya bir şişe. Tamam mı? Onların içinden bulacaksın zaten onu. Ayıracaksın. Bunu değil de buna benzer bir tane al. Mesela şu uzunları alın. Anladın mı? Uzunun içinden onları kim daha çok ayıracak? Güzel. Bayağı bir oyun çıkardık yalnız. Bir de siyah zeytinin içinden yeşil zeytin mi çıkarsak? Zeytin hiç sevmez. Siyah zeytin. Hayır, yeşille siyah zeytini karıştıracağız. İçinden kim daha çabuk ayıracak? Ama ayırma işi de çok fazla olmaması lazım ya. Yeterli bence şu bu kadar. Şu an ağzımızda değildir. Çünkü hiç sevmiyorum zeytini. Ama zeytin çok faydalı. Nasıl sevmezsin zeytini? Bir günde bir kere yiyorum. Bir tane yiyorum. Bir günde 5 tane yesen yeterli şimdi. Böyle uzun bardağın içine uzaktan bir şey atmaca. Mesela MM'sleri atmaca. Aslında burada kaç tane makarna olduğunu aklımızda düşünmek de. O da olabilir aslında. Şöyle bir kaç göz kararı bak. Bu da çok güzel bir yöntem. Yaklaşık. Bir şey söyleyeyim mi? En zevkli şeylerden birisi bu kurbağa. Dur, birini yeşil alalım, birini turuncu. Berkay uyumasaydı 3 tane almamız gerekecekti. İçindekilerin daha Berkay'a veririz. Tamam. Hadi, bu kadar zor muymuş onları taşımak? Hayır. Sizin için aldık bak. Ben kendimi düşünüyorsam hep de sizin eğleneceğiniz şeyler aldım. Haksız mıyım? Bakayım, o kadar ağır mı ya? Ne var orada? Ki ben yoğurdu ben taşıyorum yani. Buna rağmen ağır. Arkadaşlar, çok güzel bir alışveriş yaptık. Ve buraya sizi çağırmakta doğru yapmışım değil mi? Evet. Çünkü çok yeni fikirler geldi aklımıza. Eve gidince birazdan çok güzel bir yaparsın aşkım yapacağız. Evet. Sizleri çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Berkay uyumadıysa ne yapacağız? Ha? O zaman biraz savaş olabilir evde. Hadi. Doğal engel direkt. Doğal engel ama size engel olacak, bana değil.